Bu akşam gelmeniz ne iyi oldu. Değil mi abi? Abi? Efendim? Affedersin. Ne dedin hemşire? Artık aramıza dön ne olur. Seni böyle görmek istemiyoruz. Evet, gerçekten. Ya sana takılmayı özledim Mirim. Kendimi boşlukta hissediyorum. İçkin bitmiş. Doldursana Zekai. Bugün Ramazan'la karşılaştım. Ablamdan kalan toprakları istiyormuş. Eğer vermezsek mahkemeye başvuracakmış. Gerçekten mahkemeye gider mi abi? Mühimseme. Boş ver. Mühimsediğimden değil, sadece haberin olsun istedim. Muzaffer, biz Zeka ile çok üzülüyoruz. Gülü ile nasıl böyle bir noktaya geldiğinizi anlamıyoruz. Bunca yıllık dostluğumuz, ahbaplığımız var. Gülü ile ne kadar mutluydunuz? Neden böyle bir karar aldınız? Sebebi ziyaretiniz bu muydu yoksa? Gülü ile ailemiz arasında uçurumlar vardı. Bunu siz de görüyordunuz. Ama şekerim Güllü de değişmek için elinden geleni yapıyordu. Üstelik bir çocuğunuz olacak. Bence bu konuyu bir kere daha düşün Muzaffer. Bırakın da neyi ne kadar düşüneceğime ben karar vereyim. Evet, bence Muzaffer haklı Neriman. Daha fazla üstüne varmayalım istersen. Belki de böyle olması daha doğrudur. Tamam. Barışın diye ısrar etmeyeceğim. Ama hiç olmazsa Güllü'ye sahip çık. Bugün onu o halde görünce içim cız etti. Neriman lütfen ama. Hayır Zekai. Muzaffer'in bu meseleyi bilmesi gerekmez mi? Hangi halde görünce? Daha açık konuşur musunuz lütfen? Güllü'yü bugün bir tezgahın başında gördük. Sebze, meyve satıyordu. Ne? Sence hamile bir kadını böyle ortada bırakmak doğru mu? Üstelik bu durum senin itibarın içinde hiç hoş değil.